Uluslararası piyasalardaki enerji ve hammadde tedariki nedeniyle yaşanan sıkıntılar Türkiye ekonomisine de yansıyor. Son günlerde döviz ve altın kuru yükselişe geçti. Dolar gün içinde 9,20 seviyelerinin üzerine çıktı. Bake Kuyumculuk Yönetim Kurulu üyesi Arif Oğraş, doların yükselme sebebini şöyle açıkladı. Doların yükselmesinin ana sebeplerinden bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük verilerinden olan tarım dışı istihdam verisinin bu ayki açıklaması, dolar lehine çıkması uluslararası piyasalarda doların yükselmesine sebep oldu. Bu Türkiye'ye de yansımış oldu. Bununla birlikte geçen ayki Türkiye Merkez Bankası'nın 100 baz faiz indirimi doların çıkmasını biraz daha yükselmesine sebep oldu. Doların yükselmesini tetiklemiş oldu. Dolar 9,22 seviyelerini gördü. Peki vatandaşlar bu yükselişi nasıl değerlendiriyor? 10,20 de olur, ne olacak? Gayet güzel yani. Hükümet elinden geleni yapıyor yani, yapacak bir şey yok. Valla dolarla işim olmadığı için Türk parası daha çok etkiliyor bizi. Uğraş, dolardaki yükselişin uzun sürmeyeceğini ve tekrardan düşüşe geçebileceğini belirtti. Dolarda tarihi seviye olan 9,25-9,26'ları test etmiş oldu. Yalnız biz bunun geçici olduğunu düşünüyoruz. Hükümetin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın buna bir müdahale gerçekleştireceğini düşünüyoruz. O bakımdan halkımızın panik yapmaması, bekleyip görmelerini tavsiye ediyoruz. Dolardaki artışın altını da etkilediğini ifade eden Uğraş, yatırımcılara tavsiyelerde bulundu. Doların TL bazında yükselmesi altın fiyatlarına da olumlu olarak yansımış oldu. Altında daha önceki görmüş olduğu 5.40'lı seviyelere yaklaşmış oldu. Vatandaşlarımızın dolar, euro yani dövizden daha ziyade altına yönelmeleri, tasarruflarını altında değerlendirmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz.